Fitness Detay programından merhabalar değerli izleyenler. Bugün Tatvan'da Mavi Beyaz Restoran'dayız. Bir sabah kahvaltısıyla başladık güne değerli başkan adayımız Mehmet Emin Geylani Bey'le. Tatvan AK Parti Belediye Başkan adayımız. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Keyifler, durumlar nasıl? İyi, elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun şükür. Çalışmalar nasıl gidiyor efendim? Çok iyi maşallah. Takip ediyoruz. Gece geç saatlere kadar çalışıyorsunuz. İnsanlarımız elinizden geldiğince ulaşmaya gayret içerisindesiniz. Yorulmuyor musunuz? Yok, yorulmuyoruz. Yani severek yaptığımız için gerçekten her gittiğimiz yerden güler yüzleri aldığımız zaman, memnuniyetleri gördüğümüz zaman böyle enerji fulleniyor bir şekilde. Yani daha iyi bir şekilde, daha heyecanlı bir şekilde, daha severek yapmaya devam ediyoruz. Ne güzel. Vekillerimiz bölgeye intikal etmişler. Bugün günlerden pazar, bir pazar sabahı güzel bir kahvaltıyla başladık güne. İstedik ki hemşerilerimizle beraber bir pazar sabahı bu kahvaltı masasını onlarla da paylaşalım. Güzel cümleleri onlara da taşıyalım istedik. Evet. Sağ olsun Başkan Bey'imiz bizi kırmadılar. Programımıza konuk oldular. Efendim, dedik ya vekillerimiz şu an bölgedeler. Beraber çalışacaklar. Bir ay boyunca da burada kalacaklar. İnsanlarımızın sizi çalıştığınız gibi onlar da çalışmaya devam edecek. İnsanlara gerekirse birebir, gerekirse toplu bir şekilde görüşecek. Zaten onlar 3 ay önce bunu yapmışlardı. Evet. Bir takım sorunları, sıkıntıları dinleyip onlara çare bulmuşlardı. Çok güzel de faaliyetlerden söz ettiler. Bunu ileriki zamanda vekil beyimizi konuk aldığımız zaman bizzat ondan duyacağız. Beraber bir ortam var ve o ortamda çalışacaksınız. Neler görüyorsunuz? Tatvan sizin için bir gelecek vaat ediyor mu? Tatvan bizim hayalimiz tabii. Bütün geleceğimizi biz Tatvan üzerine kurduk. Planladık. Nasip olursa bunları da gerçekleştirmek istiyoruz. Bahsettiğiniz gibi son bir aya girdik artık. Seçim süreci başladı. Vekillerimiz de sahaya indi artık bu süreçte. Hem Sayın Cemal Taşar hem Sayın Bayit Kide. Biz sadece Tatvan'la ilgili değil, tabii onlar Bitlis'in geneline bakacakları için yoğun bir çalışma onları bekliyor. Yani şey, bizim uzun süreden beri çalışmalarımız var ama onlar biraz daha yoğun çalışmış olacaklar. Zaten kısa süre önce bir seçim geçirmiştik. Orada bazı tespitlerimiz olmuştu. Biz de o süreçte il başkanımızlığı görevimiz olduğu için sahadaydık. Genel ihtiyaçları, sıkıntıları, talepleri biliyoruz. Çoğu halledilmiş durumda. Bazıları da kanunu, yasal ve çalışmalar devam ediyor. Büyük sıkıntılar çözülmüş durumda. Beklentilerimiz var. Bazı vatandaşlarımızın beklediği kafasındaki soru işaretlerinin ne olduğunu çözdük. Nasipse vekilimizle yapacağımız görüşmelerde kendisinden alacağız. Yetkili bir ağız olarak en azından. Bunu vekillerden söz etmekteki kastım şuydu aslında, yani böylesi bir günde toplu bir güçle halkını unutmayan, halkıyla beraber olmak isteyen şahsiyetlerin bir ay boyunca burada olmaları gerçekten önemli bir mesele. Ve tarih boyunca diyebilirim ki hükümet kanadı vekilleri hiçbir zaman bu kadar böyle birer hafta aralıklı memleketimizi, insanlarımızı ziyarete gelmemişlerdi. Evet. Bunları yani vekillerimizi aramızda gördüğümüz zaman gerçekten bizler de yani bir vatandaş olarak, halk olarak bizler de çok mutlu oluyoruz. En azından sıkıntılarımız bir kez değil, iki kez değil, üç kez değil, beş kez dile getirebiliyor ve sonuç da alabiliyoruz. Yani bunlar da gördüğüm kadarıyla halkı çok memnun ediyor. Bu memnuniyeti had safhaya taşımaya çalışıyorlar vekillerimiz. Sağ olsunlar, ayaklarına sağlık diyoruz biz de onların. Etkilerini görüyor musunuz? Tabii ki. Şimdi biz AK Parti olarak bütün seçimleri önemsedik. Evet. Yerel seçimler gerçekten önemli. Yani biri etkiliyor. Gerçekten hepimiz, bütün vekillerimiz gerçekten memleketteki seçimleri kazanmak istiyor. Canla başla çalıştıklarının farkındayız. Bütün seçimler bizim hani bahsettiğimiz gibi önemli olduğu için yerel seçimler de bizim için. Tatvan gerçekten bizim için. Çok daha önemli. Bitlis için çok önemli. Bitlis için çok önemli. Çünkü Bitlis'i etkiliyor. Aynen. Genelini etkiliyor. Çünkü bütün Bitlis buraya akıyor ve buradan da gördüklerini kendi içlerine götürüyor. Bütün bölge buraya atıyor. Aynen. Doğu ve Güneydoğu. Aynen. Doğu ve Güneydoğu'nun özellikle yaz sezonlarında buraya geliyor. Mevcut bütün 12 ay boyunca da bütün ilçelerimiz, il merkez dahil ticaretin döndüğü, sosyal alanın daha yüksek olduğu bir merkez olduğu için tercih ediliyor.
Hafta sonları yoğun bir şekilde. Güven veren bir şehir Tatvan. Kesinlikle güven bir dost şehir sloganıyla başlamış. Zaman geçirebilecek bir yer, sevilen bir şehir. Yani sadece dışarıdan gelip görev sürecini burada getiren çoğu çalışan, kamu çalışanlarını görmüşsünüzdür. Aynen. Süresini uzatmışlar. Aynen, gitmek istemiyorlar. Hatta böyle iki şak görevi varsa ikisini birleştirip yer buradayken tamamlayayım diyenler var. Gerçekten Tatvan çok güzel bir şehir. Burada ev, arazi alanlar var. Burada evlerine yerleşip bir daha gitmek isteyenler var. Emekli olursam tekrardan döneceğim yerdir Tatvan diyenler var. Kesinlikle. Biliyoruz bunları. Evet. Ben askerliği Bodrum'da yaptım. Evet, Bodrum. Yani oraya gittiğim zaman sorarlardı işte özellikle rütbeli komutanlarımız. Tatvan dediğim zaman bilenler hemen diyordu ya bak Bodrum'dan daha güzel. Onlar baslardı hemen yandaki görevli arkadaşlarına. Onlar Tatvan'ı bizden daha iyi anlatırlardı. Daha iyi anlatırlardı. Bak buradan daha güzel, çok güzel, yaşanılır bir şey. Orada görev yaptım. Gerçekten insanları çok güzel, şehir çok güzel. Yani biz geçenlerde bir ziyarette bulunduk hayırlı olsun diye. Orada gelen kişi gerçekten şaşırmış bir durumda. Tabii böyle bir şehri ilk defa gördüm. Değil mi? Yani böyle ilk geceden beri kapımı çaldılar. Halatımı sordular. Kahvaltıya davet ettiler. Aynen. Çok farklı bir durum. Güzel bir havası var. Güzel bir şehir. Güzel insanlarımız var. Güzel insanları var. İhtiyaç evet. Bunun yazını görmediniz. İnşallah yazını da gördüğünüz zaman. İnşallah. Çok daha farklı bir şehir olduğunu göreceksiniz. Hatta sordum kendisine tercih etmenizin sebebi bilerek mi tercih ettiniz yoksa öylesine tesadüf mü oldu? Yok dedi ben bilerek tercih ettim Tatvan'ı. Evet. Bir ara geçmiş buradan. Aynen, yani sadece bir geçiş bile onu etkilemiş. Bir geçiş bile güven bir vermeye yetmiş. Bir geçiş bile Tatvan'da evet, gerçekten etkilenmiş. Ne güzel, ne güzel. Ve tercih görünce Tatvan'ı görünce Tatvan'dan tercih hakkını Tatvan üzerine kullanmış. Birçok çalışanı öyle biliyoruz sağ olsunlar. Biz yurdumuzu, dünyamızdaki bütün insanları seviyoruz. Kimseyi kimseden ayırt etmiyoruz. Kapımız, gönlümüzün kapısı, evimizin kapısı, iş yerlerimizin kapısı, yani memleketimizin kapısı gelebilecek bütün canlıya, bütün mahlukata açıktır diyoruz. Evet. Gerçekten Tatvanlılar öyle. Tatvan ticari açıdan geniş bir sahaya sahip. Doğal güzellikler yine aynen öyle. Kültürel faaliyetler yine aynen öyle. Bir demir yolunu kullanabilir insanlar. Bir deniz yolunu kullanabiliyor insanlar. Karayolunu kullanabiliyor insanlar. Türkiye'de yani nadirden öte böyle bir potansiyele sahip bir ilçe yok diye biliyorum. Tatvan gerçekten farklı bir şehir. Yani bir yandan bazı şehirler turizmiyle ön plana çıkıyor. Evet. Bazı şehirler, örnek vereyim Bodrum, Marmaris, Fethiye, Mardin, turizm. Aynen. Yaz turizmi, kültür turizmi, kış turizmi. Kış turizmi, işte Erzurum. Aynen. Ya da Antep sanayisiyle ön plana çıkıyor. Aynen, aynen, aynen. O şekilde bahsedeyim. Kocaeli sanayisiyle, Kayseri ticaretiyle. Ama Tatvan'a geldiğim zaman hepsi içinde. Yani Bitlis geneli olarak turizmi seviyorum. Bir yandan Van Gölü kıyısındayız. Güzel, sodalı. Sırtımızı güzel yeşil bir ormana dayamışız. Güzel bir Nemrut. Nemrut, aynen. Dünyanın en büyük ikinci krater gölü. Avrupa'nın en büyük bir krater gölü. Ticari olarak baktığımız zaman ortada dağıtım merkezlerinin yakın olduğu bahsettiğimiz projelerimizde biri vardı. Lojistik merkezi. Lojistik merkezi gerçekten büyük bir proje. Biz 2012 yılında demir yoluyla sağlanacak. Tabii bu. Evet. 2010 lojistik merkezi biz Sayın Numan Kurtulmuş AK Parti Genel Ekonomiden Sorumlu evet. Genel Başkan Yardımcısıyken ben de İl Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısıydım. O zaman bizlere bir görev verdiler. Dediler ki şehrinize gidip kent ekonomi formları oluşturun. Biz de Bitlis'e geldik. Koordinatörünü ben yaptım. Moderatörünü de bizim Sayın o dönemin Genel Sekreteri Emin Yaşar Bey'di. Birlikte Tatvan Kardelen Noter'in altında bir forum oluşturduk. Forumda da Tatvan'daki ticaretle ilgili firmaları, STK'ları güzel büyük bir katılımla, yüzün üzerindeki bir katılımla toplantı yaptık. Forum masaları oluşturduk böyle 7'şer 8'er kişilik gruplar halinde. Buradaki soru şuydu, Tatvan'a ne yapalım? En son tartışmalarla masalarda birer şey çıktı, fikirler çıktı. Evet. Bizim projelerimiz de aslında o masada çıkan projeler. Bu arada kahvenizden yudum alabilirsiniz. Evet. Keyifli olur. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Birinci projemiz Jeopark projesi oldu. Raporlar hazırlandı. İkinci projemiz lojistik merkezi. Sanayi sitesi, gıda çarşısında. Yani güzel bir projelerimiz çıktı. Biz raporladık.
gönderdik ve Jeopark projesi başladı. Ve o zaman bazı aksaklardan dolayı bir ara verildi. Evet. Süreç tekrar yeniden başlamış durumda. Ve ikinci projemiz bahsettiğimiz gibi lojistik merkezimizdi. Özür diliyorum. Lojistik merkezini şöyle biraz açayım ben müsaadenizle. İstanbul Haydarpaşa'dan başlayan bir demiryolu yolculuğu buradaki Van Gölü üzerindeki feribotlarla devam edip ta Çin'e kadar uzanan bir hat. İran yine aynen öyle. Yani vatandaşlarımız şunu bilsinler, özellikle şunu bilmelerini istiyorum. Buradaki tren hattı Van ilimiz için çalışmıyor. Yani Van Gölü'nü üzerindeki feribotları biz Van ilimiz için kullanmıyoruz. Sadece bir tek orayla sınırlı değil. Buradan İran üzerinden diğer ülkelere uzayabiliyoruz. Çok önemli bir hat aslında. Şimdi lojistik merkezi mevcut bir raylı demir yolları var. Aynen. Kullanılabiliyor. Bir de bunun yanında dağıtım merkezi haline geliyor. Tırlar da gelebiliyor. Girecek büyük hangarlar, tırların içine girebileceği vinçlerle birlikte yüklerini alınıp daha küçük araçlarla bölgeye dağıtılıyor. Çok güzel. Çok mesela güzel, çok güzel. Gelecek buraya sadece yurt dışı raylı sistemin olmadığı yerlere tırlarla geliyor. Aynen. Ya da tırla geliyor buraya. Örnek vereyim, bir tır ne yapıyor? İsuzlulara ya da daha küçük kamyonlara daha dağıtılarak yükseli araçlara. Biri Güreme, biri Muş'a, biri Van'a, biri Hakkari'ye gitmesi gereken bir mal. Farklı noktalara ayrı ayrı dağıtmaya, tırı dolaştırmaktansa bir yere iniyor. Bir merkeze iniyor. Komple bölgeye. Bölgeye dağılıyor. Dağılıyor. Bu şekilde de ne oluyor? Tatlı bir merkez konumu olmaya başlıyor otomatik olarak. Kamyoncular için yani bu sektörde bulunan birçok vatandaşımız var. Özellikle kıyı, Düzü Köyü, Küçük Su, ondan sonra efendime söyleyeyim Sarı Kum Köyü vatandaşlarımızın birçoğu zaten bu işi yapmaktalar. Transporter işini yapmaktalar. Yapıyorlar evet. O saha bunlar için de çok önemli. Tabii bir saha ulaşım, olacak. Ulaşım da nakliye şeyler yük taşımacı da burada gelişmiş oluyor zaten. Aynen. Burası aynen. Bir merkez oluyor. Yani buradan şöyle diyelim, direkt buraya gelecek, Erzurum'a buradan gidecek, Van'a buradan gidecek. Dağıtım merkezleri dağıtılarak, yeri geldiği zaman demir yollarıyla, yeri geldiği zaman lastikli karayoluyla gelen ürünler hem yurt içi hem de yurt dışı, Kuzey İran'dan, İran'a, Gürcistan'a kadar dağıtım yapılabilecek. Bana. Yani şunu söyleyebilir miyiz kamyoncularımıza, tırcılarımıza? Satma niyetiniz varsa satmayın. Evet. Bizi bekleyin diye. İnşallah. Bizi bekleyin. Canlı bir hareketi bölge olacak. Aynen inşallah. Güzel günler yakındır diyebilir miyiz? Kesinlikle. İnşallah ümit ediyoruz. Çok yakın bir zamanda. Bir projeniz daha vardı tekstil kentle ilgili, evet. Değil mi efendim? Onu da biz haberini falan yapmıştık. Çok böyle potansiyelli ve birçok kişiye, birçok gencimize hitap edecek. Gençleri de soracağız size. Gençlerden evet. Size iyi bir övgü var. Onlara yakın bir ilgi duyuyorsunuz, yakından ilgileniyorsunuz. Onu da sizlere soracağız. Önce tekstil kentten başlamak istiyorum. Tekstil kent zaten şu an mevcut olarak işletmeler bir tatlıyı tercih etmiş durumda. Evet. Maalesef yer sıkıntısı, büyük bir yer sıkıntısı yaşanıyor. Ve potansiyel istihdam sağlayan bir sektör. Evet. Bölgemiz 6. bölge teşvik bölgesinde bulunmakta. Vergi ve SSK avantajları çok fazla burada. Yatırım teşvik bölgesi olarak kendi işletmelerini de kurabiliyorlar. Ve personel sayısı olarak yüksek oranda bir SSK ve vergi avantajı sağlıyorlar. Bu da onlara güzel bir karlılık oranı yaratıyor. Avantajı hale geliyor şehir. İşçilik maliyetleri düşük, yer maliyetleri daha düşük. Bahsettiğimiz zaman bu lojistik merkezine buna entegre ettiğimiz zaman çok daha büyük bir avantaj maliyet hale geliyor. Maliyet de onlar için düşecek. Kesinlikle. Aynen. Hem geliş hem aynen, gidiş. Aynen. Şimdi az önce siz bahsettiğiniz gibi tekstil kentte. Şimdi yük taşımacılığı yapan firmalar genelde yük getiriyor. Aynen. Yük götüren firma yok. Götüren firma yok. Ya da bir maden varsa götürebiliyor. Aynen. Ponza madenimiz ponza varsa madeni, getiriyor. O da belli bir yere kadar. Aynen. Bu yapacağımız tekstil kent bir yandan istihdam alanı sağlarken aynı zamanda yük taşımacılığı yapan firmalar da iş alanı canlandıracak çıkıyor. Onları. Tabii. Evet. Çünkü buraya gelen nakliye maliyetleri düşüyor. Şimdi firma buraya mal getirirken buradan giderken malın fiyatını nakliyeci hesaplıyor. Ona göre fiyat veriyor. Doğru. Bu gelen maliyet nakliye fiyatı da bizim önümüze gelen kahveye yansıyor. Yani üretimi maddi açıdan biraz daha cazipleştireceğiz. Tabii. Aynen. Hem cazip yani birkaç yani bu yapacağımız bu hamle hem istihdam hem ekonomide içeriki bir para döngüsü hem de yan sektörleri atışlıyor. Hazır tekstilden söz etmişken tekstilci arkadaşların şöyle bir problemi var. Bunu genelde hepsi dile getiriyor. Çıraklık eğitimi gerekli olduğunu söylüyorlar. İhtiyaç olduğunu söylüyorlar. Bunun için de ileriki çalışmalarınız olacaktır değil mi efendim? Tabii. Şimdi
Bu uzun zamandan beri konuştuğumuz bir projelerden biriydi Teksinike. Evet. Gelen seçimlerde de bu konuşuldu, süreç başladı. Yer arazileri de bitmiş durumda. Yerler de aşağı yukarı netleşti gibi. Bizim yapacağımız Teksinike, mesela şu an dağınık bir durum var. Evet. Eğer bunları tek bir noktaya getirdiğimiz zaman onlar için orada bir mesleki eğitim merkezi de kurabiliyoruz. Aynen, çok güzel. Orada biz bir kreş alanı koyabiliyoruz. Çalışan anneler gelip çocuklarını bırakabilecek. Orada bir halı saha kuruyoruz. Zamanlarına gidip orada şeyden sonra bir maç yapabilecekler. Yani sosyal çocukların da eğitim alanı da olduğu bir merkez haline geliyor. Yani bir yandan insanlar çalışacak, bir yandan para kazanacak, bir yandan eğlenecek. Ve özellikle çocuklu annelerden söz ettiniz. Buradan bir müjde midir bu çocuklu tabii. annelerimiz? Yani çocuklarınız var diye bir yere bırakamıyorsunuz tabii, diye tabii. Çalışmamazlık yapamayabilirsiniz. Engel olmayacak size. Engel olmayacak. Yani bu durumda çocuğu sabah kreşe bırakacak. Orada güzel çocuk eğlenirken, öğrenirken kendisi de çalışma kendi gelir kaynağını kendisi kazanmış olacak. Yani ona büyük sıkıntı oluyor. Hani bu bahsettiğimiz bir yandan sosyal alanı olduğu, bazen işte kreş, bazen eğitim merkezi de yanında olacak. Burada da eğitim alınacak. Burada sadece bahsettiğiniz gibi çıraklık eğitimi alınır. Orada artık bunların model tasarım eğitimleri alabilirler. Kumaş ayrı, bir staj merkezi olabilir. Bu geliştirilebilir. Artık sektör orada bir gelişme başlatır. İnşallah. Allah'ın izniyle inşallah. Yani pazar günleri mi sizi alıp konuk etsek? Güzel cümleler, güzel vaatlerde bulunuyorsunuz. Güzel projeleriniz var. Bugün de günlerden pazar. Evet. Ne yapalım? Bir sonraki pazar bir daha mı konuk edelim efendim? Sizi gerçekten İnşallah. Güzel müjdeler veriyorsunuz insanlarımıza, halkımıza. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyorum. Efendim, bir tekstil kenti de sizlere beraber izleyenlerimize aktardık. Neler yapılabileceğini, neler yapılacağını, kimlerin nasıl faydalanacağını az çok izah ettiniz. Tabii ileriki zamanda bunu daha da çaplandırıp daha da açacaksınız biliyoruz. Gençler efendim. Evet. Bu ara gençler sizlerle çok ilgileniyor. Siz de haliyle ilgileniyorsunuz kendileriyle. Bir takım problem ve sorunlarını hallettiğinizi geçen program duyurmuştuk. İlgi daha fazla şu an gençlerden size. Bunu nasıl açıklarsınız efendim? Neler söylüyorsunuz onlara, neler veriyorsunuz, hangi cümleleri sarf ediyorsunuz onlara? Yoksa bir gülümseme, bir tebessüm yetiyor mu onlara? Yok, bir espri yaptığımız zaman da anlaşabildiğimiz zaman bile olay farklı oluyor zaten. Onların dilinden konuşmak lazım. Yani o kelimeyi söylediğiniz zaman şaşırabiliyorlar. Yani bekledikleri kelimeleri duyunca biraz kalıbın dışında bir siyasetçi geliyorlar. Aslında biraz da farklı o şekilde gelişti. Genelde siyasetçiler belli bir yaşın üstünde olan, daha farklı, belli bir kuralı olan, hiç böyle... Yani nadir rahat, böyle yumuşak yüzlü olan. Çok böyle herkes işte direkt dalıp girebiliyoruz. Hemen bir masaya gidip oturabiliyoruz, selam verebiliyoruz. Daha farklı bir şekilde çalışıyoruz. Böyle olunca biraz daha farklı görüyorlar. Belki de alışılmamışın üstünde farklı bir seçim adayı görünce o da onların hoşuna gitti, samimiyeti gördü. Tabii aday da genç. Aday da genç. Şimdi biz seçim sürecinde siyasete gençlik olanından başladık. Yani, belli bir dönemde, üç dönemde il başkanımcılığı yaptık. Bu uzun bir tecrübemiz oldu. Yani. İkili diyaloglarınızı o şekilde sürekli geliştirdiniz. Sürekli milletvekili seçimleri, yerel seçimlerimiz olsun, referandumlar olsun, başkanlık seçimleri olsun. Biz seçim arenasının meydanlarında sürekli vardık. Ve görmek istediğimiz işte bir seçim kampanyasını kendimiz sergilemek istedik. Yani birebir biz gidelim, dokunalım, evet. sohbet edelim, samimi olalım. Çok da belli klişelere takılmayalım, aynı kelimeleri konuşmayalım. Yani rahat olsun. Şunu anlıyoruz konuşmalarınızdan, sahaya ve sahadaki insanlara yabancı değilsiniz. Değiliz, evet. Yani adresi net biliyorsunuz. Evet. Kimlerle nasıl konuşacağınızı, kimlere nasıl el uzatacağınızı yani biliyorsunuz. Tabii geçmişinizde bunu birebir yaşadığınız için Aynen. şu an çıraklık döneminden ustalık dönemini mi yaşıyorsunuz? Asfalık diye. İnşallah. Çünkü sahnenin ön tarafına yeni çıktık. Evet. Allah nasip olursa. Perdenin arka yüzünden ön yüzüne. Ön yüzüne çıktık. Nasip olursa bir kendimizi bir ispat etme durumu da oluşacak. Gerçekten beklentilerimiz, çalışmalarımız, aklımızda olan şeyleri uygulayacağız. Çünkü bunlar bugün için hazırlanmış bir şey değil. Ve uzun zamandan beri üzerinde çalışılmış, projelendirilmiş çalışmalar. Ve hemen hemen yerleri bile belirlenmiş.
herkesin beğeneceği, kabul edeceği alanlar. Evet. Biz bir yere gittiğimiz zaman, bahsettiğimiz zaman, sorunları dile getirdikleri zaman, hani biz diyoruz ki bir araya geldiğimiz zaman çözülmeyecek sorun yok. Tabii ki. Yani sorun, böyle bir sorunumuz var, sen çöz dersen olmaz. Biz bir araya geleceğiz. O bir pazarlık gibi olur, bir anlaşma gibi olur. Ortak nokta bulunması lazım. Yani ortak noktada buluştuğumuz zaman sorun çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Yani Tatlan gibi bir yerde de gerçekten çok büyük sorunlarımız yok. Sadece ortak noktada buluşamıyoruz bazen. Asla konuşmuyoruz, öyle söyleyelim. Bir araya gelmiyoruz. Nasipse bundan sonra biz hep bir araya geleceğiz. Ve o kadar ufak sorunlar var ki dert edilmiş. Hı-hı. Belki 20 sene, 25 senedir çözülememiş sorunlar var. Onlar için bir araya geldiğimiz zaman inan ki çok böyle bu kadar rahat mıydı diyecekler. Çözülebilir miydi? Bu kadar rahat bir sorun niye bu kadar bekledi gibisini. O ortamı oluşturacağız. Yani ne güzel. Allah'ın izniyle yeter ki ortak noktada buluşalım herkese. Geçen programdan kalma bir cümle efendim. Tatvan'ı Tatvanlılarla beraber yöneteceğiz. Evet. Bütün yapacağımız her şeye, bütün faaliyetlere onları dahil edip ortak bir fikir, ortak bir karar üzerinden yürüyeceğiz demiştiniz. Evet. Bir daha tekrarlamanızı istiyorum. Bu konuyu biraz açmanızı istiyorum efendim. Biz çalışmalarımızı yaparken, toplantılarımızı, ziyaretlerimizi yaparken hep bundan bahsediyoruz. Biz büyük toplantılar tarzında değil, daha mikro tarzda mahalle toplantıları planlıyoruz. Mahalle meclisleri dediğimiz, mahallede bir araya geliyoruz. Evet. Mahallede oturan sakinlerle bir araya gelip, orada yaşayan, orada bilen, onun sıkıntısını birebir yaşayan insan derdini daha iyi anlatabilir. Bazen bizim görmediğimiz, bazen çok arada kalan bir sorun. İşte temizlik sorunu mu var, yol sorunu mu var? Ne bileyim, kanalizasyon sorunu mu var, ulaşımla ilgili bir sıkıntı mı var? Ya da bir yaşlısı, bir engellisi, bir gariban mı var mahallede, el atılmamış? Biz bu araya geldiğimiz zaman sorunu yerinde muhataplarıyla inşallah çözeceğiz, bir noktaya getireceğiz. Ayrıyeten de kendi nasip olduğu zaman, kendi yerimizde haftanın bir günü de hiçbir şekilde kapıdan duyu almaya gerek olmadan çat kapı girip bilecekler ki o gün orada bir muhatap var ve bizi dinliyor. Nasip olursa orada da gelip sorunu çözeceğiz. Ayrıyeten ulaşımla ilgili olsun, mesleki kuruluşlarla olsun, onlarla ilgili sıkıntıları da onlarla beraber çözme yoluna gidiyoruz. Yani sadece bir sorun değil. Biz gezilerimizi yaparken sivil toplum kuruluşlarına da gezdik. Ticaret odasını gezdik, esnaf atölyeleri gezdik, şoförler odasına ziyarette bulunduk. Tarım kooperatifine ziyarette bulunduk. Geçen açılan fırıncılar derneğine ziyarette bulunduk. Evet. Herkesin kendi talep ve önerileri var. Onlarla birlikte yol alacağımızı bildirdik. Yani biz burada bir sorun varsa beraber çözeceğiz. Hepimiz belli bir noktada buluştuktan sonra bahsettiğim gibi çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Allah'ın izniyle herkes işin içine dahil olmuş olacak. Şunu söyleyebilir miyiz? Yani insanlarımız daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıkları için biraz tuhaf geliyor olabilir onlara. Hani bu da uygulanırsa insanlara bir özgüven gelecek. Tabii ki. Kişiye bir özgüven gelecek. Evet, ben evimde oturuyordum, falanca yerde çalışıyordum. Hiç belediyeyle veya yönetimle alakam olmazken artık yönetimde bir hak sahibiyim, bir vatandaş olarak yönlendirici bir faktörüm, etkiyim diyebilecek değil mi? Ya bu aslında en doğal hak. Bu şehirde yaşıyorsa burada söz hakkı var. O hakkı varsa söz hakkı da var. Yani olmalı bence. Yani olmalı. Bu biraz daha küçükten anlatayım, küçük bir örneklerini. Bir apartman gibi düşünelim. Ortak bir yaşam alanımız. Ve burada herkesin uyması gereken kurallar ve sorumluluk ve yükümlülükler var. Yani burayı memlekette beraber yaşıyorsak, bu da büyük bir apartman gibi düşünelim. Hepimizin bir de yönetici seçiyoruz kendi aramızda. Evet. Ve bir araya geliyoruz. Ve bu şehirle ilgili kararları beraber veriyoruz. Ve herkese düşen görevi herkes yerine getirdiği zaman bilen ki tadından geçilmez. Yaşanır. Yani kendi yaşam alanımızı kendimiz belirliyoruz. Bir kişi beni ilgilendirmez diyemez. Yani çöp saatini nasıl apartmanda dikkat ediyorsa, herkesin ya da diğeri de o çöpü almakla yükümlüyse, yani herkes üstüne düşen sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirdiği zaman gerçekten çok güzel, yaşanılabilir, huzurlu bir şehir olacak. İnşallah, öyle ümit ediyoruz. Yani demek istediğiniz şu, beraber yöneteceğiz, beraber bu yolu yürüyeceğiz. Beraber yöneteceğiz, beraber yaşayacağız inşallah. İnşallah. Efendim, böylelikle programımızın sonuna doğru geldik. Tatvan halkına, izleyicilerimize, bizlere son birkaç cümle neler söylemek istersiniz? Bir aynı pazar sabahı, pazar keyifli sabah, bir kahvaltıdan sonra. Güzel bir kahvaltı yaptık. Evet. Güzel bir manzarası da var. Değil mi efendim? Yani çok başka güzel. Yerde yaşanılamayacak, görünemeyecek ve de çok yüksek bir bedel ödemeniz gerekecek bir şeyi biz burada beraber yaşayabiliyoruz. Aynen. Gerçekten memleketimizin kıymetini bilelim. Aynen.
huzurumuza, geleceğimize, istikbalimize sahip çıkalım. Gerçekten yaşanılan bir şehirde yaşıyoruz. Şanslı bir şehirde yaşıyoruz. Gerçekten kendimizi şanslı görmemiz lazım. Daha yaşanılabilir, daha huzurlu bir Tatvan için hep beraber, hep birlikte bir güç olalım. Ve yarınlarımıza beraber yürüyelim. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için efendim. Değerli izleyenler, sizden bir ricada bulunuyorum. Kim oy verdiniz? Yani şahsım için pek o kadar önemli değil ama sandığa gitmeniz benim için çok önemli. Lütfen, çocuğunuzun, kendinizin ve sizden sonrakilerin, sizinle beraber yaşayanların geleceği için sandıklara gidin. Sandıklarda iradenize bağlı oyunuzu kullanın. Oraya mı söylüyorum? Buraya davet. Oyunuzu kullanın. Sizleri sandığa davet ediyoruz. Değerli izleyenler, Sayın Başkan adayımız da Mavi Beyaz Restoran'daydı. Gerçekten güzel bir manzarası. Önümüzde, karşımızda doğrusu, ülkemizin en büyük, dünyanın ikinci büyük gölü, Van Gölü. Koskocaman bir su birikintisi. Sırtımız yemyeşil bir orman. Gerçi kış ayındayız. Bembeyaz bir örtüye bürünmüş. Sizi böylesi güzel mekanlara, böylesi güzel şehirlere, güzel ilçelere, ilçemize bekliyoruz değerli izleyenler. Böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda, bir başka misafirimizle görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.